Şimdi arkadaşlar özel üçgenlere başlıyoruz. Ne demek? Kenarlarına göre özel üçgenleri yaptık. Aslında çaktırmadan bir özel üçgenleri anlatmış oldum orada. Şimdi de açılarına göre özel üçgenlere bakacağız. Neler onlar? 45, 45, 90, 30, 60, 90. Bir de 15, 75, 90 var. 30, 30, 120 dik üçgen değil ama onu da yine burada anlatacağım ben. Şimdi 45, 45, 93, 90 üçgenin özelliği hipotenüs dik kenarların kök iki katı. 45 45 olduğu için zaten bir ikizkenar üçgen. Bundan dolayı AA A kökü olacak. Zaten Pisagor yaparsanız da A kare A kare daha 2 A kare kare kökü A kök 2 yapar. Sonra 30 60 90 üçgeni gerçekten önemli. Özellikle bu karşımıza çok gelecek. Bu da nedir? Hipotenüs 30'un karşısının 2 katı, 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz şey de yazabiliriz. Harfli de gösterebilirim. A 30'un karşısı, 90'ın karşısı 2A, 60'ın karşısı da kök 3 olacak arkadaşlar. Bu şekilde bakın. İkinci özelliğimiz bu. Gerçekten ama 30 60 90 önemli. Niye biliyor musunuz? Sorularda size bazen şöyle çıkacak. Vermeyecek açıyı. Tamam mı? Böyle mesela 4'e 2 verecek. Tamam mı? Siz hemen diyeceksiniz ki "Aa burada aslında 30 60 90 var." Hemen böyle 30 60 90'a biz ekstradan yazacağız. Tamam mı? Sonra bakın mesela şöyle bir şey yapacak. Bu da kesinlikle özel üçgendir. 60 derece verecek. 60 derecenin etrafındaki iki kenar hani eşit olunca eşkenar diyorduk ya. Eğer 60 derecenin etrafındaki iki kenardan bir tanesi diğerinin iki katıysa soruda söylemesine gerek yok arkadaşlar. Siz bunu kendiniz göstereceksiniz. Anlaştık mı? Sonra yine bir dik üçgende söylemezse ama şöyle bir şey verirse bir dik kenar diğerinin kök 3 katıysa yine söylemesine gerek yok. 30, 60, 90'ı böyle siz yerleştireceksiniz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Çünkü karşımıza gelecek. Yine oralarda da bahsedeceğim ben size ama. Sonra bakın. Diğer bir özel üçgenimiz 15, 75, 90 üçgenidir. Bunun kenar özelliğiyle uğraştıracağım sizi. Diğer kenar özellikleriyle çok özel sorular karşımıza gelecek. Belki orada söylerim. Hipotenüs yüksekliğin 4 katı. Ne zaman? 15, 75, 90 üçgeninde. Bunu gördüğünüzde haşa 4 haş aklınıza gelsin. Hipotenüs yüksekliğin 4 katı diyeceğiz. Son olarak da 30-30-120 üçgeninde arkadaşlar mevzumuz şudur. Hipotenüs diyorum pardon. Uzun olan kenar kısa kenarların kök 3 katı. Yani AA A kök 3. Şimdi önden özelliklerini söyledim bir 3 dakikada. Sorulara geçeyim. Orada da yine arkadaşlar kenarlarına zaten yazacağım, iliştireceğim. Şimdi bakın mesela ilk sorumuz. 45-45-90 üçgene bakın. O zaman ne olacak? AAA kök 2. Yani 4, 4, 4 kök 2 olacak. Böylece 3, 4, 5 üçgeninden dolayı AD'ye 3 kalacak. X'e de 1 kalacak. Ne dedim? Hemen göstereyim yine. AAA kök 2. Anlaştık mı? Hem 45, 45, 90 hem 30, 60, 90 üçgeni var bir soruda da. Bakalım o zaman. Bir kere 30, 60, 90 üçgenin özelliği. Hipotenüs 30'un karşısının 2 katıydı. O yüzden 30'un karşısı 2 kök 3 olacak. Sonra 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 kattır. 2 kök 3 kök 3 ile çarparsak ne olur? Bir seferlik göstereyim. Kök 3 çarpı kök 3 3'tür. Aynı sayıyı köklü olarak çarparsak kök dışına çıkar. O yüzden 2 kere 3 6 oldu arkadaşlar. Böylece 45, 45, 90 üçgeni de zaten ikizkenar bir üçgendir. 6, 6, 6 kök 2 olacak. Böyle zor değil bakın bunlar. Zaten dik üçgenin bu kısımları gerçekten zor değil. Sadece ilerleyen konularda kullandığımız için böyle anlatıyoruz size. Şimdi AB'nin AC, DC'ye oranı sorulmuş. Sayı vermediği zaman oran sorarsanız kendiniz sayı verebilirsiniz. Örnek 30'un karşısına ben 2 diyeyim şimdi tamam mı? O zaman ne olacak? 60'ın karşısı da 2 kök 3 olacak. 45, 45, 90 üçgeni olduğu için BCD üçgeninde DCD 2 olacak. Böylece bakın AB'nin DC'ye oranı 2 kök 3 bölü 2'den kök 3 geldi. İstediğiniz sayıyı yerleştirebilirdiniz BC yerine. Benim canım 2'yi istedi. Bakın bir not yazdım arkadaşlar. 60, 45, 30'un karşısından dikindir. Özellikle çift sayı varsa o kenarın karşısından dikindir. Ne olduğunu size göstereyim. Her üçgen dik üçgen olmayabilir. Ancak bazen 60, 30, 45 gibi özel açılar verecek. Orada sizden dik üçgen bekliyor. Nasıl? 60'ın karşısından dikindireceksiniz. İki ihtimaliniz var. Ya A'dan indirebilirsiniz. Sileyim sonra. Ya da C'den indirebilirsiniz. Böyle. Burada İkisinden de soru gelecektir. Ancak bir tanesinden sayılar daha kolay gelir. Neye dikkat edin siz? Çift sayıya.
Çünkü 2'ye bölmek daha kolay olduğu için 30-60-90 üçgeninde malum hipotenüs bir dikyanarın pardon 30'un karşısının 2 katıydı. Bu yüzden arkadaşlar bu soruda A'dan indirmek mantıklı. Böylece bu şekilde bir 30-60-90 üçgeni olur. Tam sayılarla uğraşırsınız. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 deriz. 1 kalır. 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacağı için şöyle bir dik üçgende Pisagor yaparız. X kare eşittir 48 artı 1'den 49. Yani X 7 olur, tamam mı? Ben size yalnız şunu da göstereyim. Eğer 5'in karşısından indirseydim ne olurdu hocam derseniz göstermek. Bakın şimdi. Şöyle indirdiğimi varsayın. Böyle indirseydim eğer ne olacaktı? Bir kere 90'ın karşısı 5, 30'un karşısı 2,5. 2,5'un karşısı 2,5 kök 3. 8'den 2,5 çıktı. 5,5. Gördüğünüz gibi 5,5'un karesini 2,5 kök 3'ün karesini alıp 49 bulmamız gerekecekmiş. Ama kesinlikle bu mu? Bir önceki mi? Tabii ki bir önceki. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakın şimdi 45'in karşısından dikindireceğiz bu sefer de. Zaten size 45 ve kök 2 illa vermek zorunda değil ama özellikle kök 2'li bir şey veriyorsa direkt diyor ki 45-45-90 üçgeni yap. Nereden dikindireceğiz? Aslında söylemiş oldum. 14 ile çift sayı, 6 kök 2 ile çift sayı ama 45-45-90 üçgeninde kök 2 daha mantıklı ya. O yüzden ben böyle indireceğim. Nasıl indirmeyeceğim? Onu da göstereyim. Doğru olmakla birlikte şunu tercih etmem. 14'ün karekökü 7 kök 2. Hatta dışarı inecekmiş bakın. 6 kök 2'den de büyük. Şöyle bir dikindirecektik mecburen. Niye? 14'ün karşısı 90 derece. 45'in karşısı da 7 kök 2 olması lazım. 7 kök 2 yetmiyor buraya indirmeye şöyle indirirsem. O zaman mecburen ne olacak? Biraz dışarı taşıyacakmış. Kök 2 olacakmış. Bu şekilde bakın. Kök 2 olacakmış burası. Haliyle bununla uğraşmak istemiyorum. Böyle. Biz gelin güzelce yapmamız gereken yerden yapalım soruyor. Tamam mı? Yani kök 2'nin karşısından indirmek daha mantıklı. Hemen şöyle indirirsek 6 6 oluyor bak mis gibi. Sonra 14'ten geriye 8 kalıyor. Tabii ki 6 8 10 üçgeninden bakın ne kadar rahat ettik. Doğru yerden indirirseniz işlemleriniz daha kolay gelecek. Bir tane daha not yazdım arkadaşlar. 135, 120, 150 varsa dışarıdan dikindireceğiz. 45, 60, 30 da içeriden. Bunlarda da dışarıdan. Nasıl? Uygun bir yerden. Bakın göstereyim size. Bu 135'li soruda. 1. Dışarıdan dikindirmeniz için şunu demek istiyorum. Bir üçgende zaten 3 köşe var. A köşesi, B köşesi, C köşesi. C köşesinden indirirseniz içeriden indirmiş olursunuz. A ve B'den indirirseniz de dışarıdan indirirsiniz. Çünkü geniş açılı üçgendir. A'dan indirirseniz böyle bir dik üçgen olur. Burada. B'den indirmek istiyorsanız da B'den karşı kenara böyle dikindirilir. Haliyle bu dik olmayacağı için bakın şu şekilde AC'yi uzattığınızda böyle B'den dikindirmiş olursunuz. Aslında biz nereye dikindiriyoruz? Dikkat ederseniz biz aslında AC'ye dikindiriyoruz. Yalnız AC'ye böyle indiremeyeceğim için mecburen ne yapıyorum? Onun uzantısı olan AC'nin uzantısını böyle uzatıyorum, böyle dikindiriyorum. Bunu özellikle vurguladım çünkü üçgende alanda da işinize yarayacak. Peki B'den indirdiğim mi işime yarayacak, A'dan indirdiğim mi işime yarayacak? Hangisinin sayısı güzelse veya hangisinde sayı varsa, bazen sayılar güzel olmak zorunda değil, mecburen sayıya dikkat edeceğiz. Hangisi düzgünse onu tercih edeceğiz. Mesela bu soruda 135'ten geriye 45 kalacak ve kök 2 daha güzel olduğu için ben bu diki tercih ederim A'dan indirdiğimi. Böylece 5 5 olur ve şuraya bir P harfi dersem APB üçgeninde 5, 12, 13 özel üçgeni olacak. Hangisinden uygunsa oradan ve dediğim gibi arkadaşlar 3 köşe var zaten bir tanesinden uzun büyük olan açıdan içeriye iniyor. B veya A'dan indireceksiniz diğer kenarın uzantısına. Bir tane daha göstereceğim merak etmeyin. Bakın şimdi burada özellikle atlıyor öğrenciler. Hemen 30'u görüp pat diye buradan indiriyor. İndirmeyeceğiz. Niye? Bir kere 30'un karşısında şöyle AB kenarında hiçbir şey yok. 2. Hemen size vurguluyorum arkadaşlar. 135, 150, 120, 45, 60 ve 90'a göre öncelikli. Hangi konuda öncelikli? Dik indirmede. Biz ezber yapmıyoruz tabii ama hani bunları da hazır söyleyeyim başlangıçta. Sorularda ne zaman ne yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. 135, 120 açısı varsa arkadaşlar orada biraz 35 şey 35 dedim pardon. 45, 60, 30 onu da düzelteyim. 45, 60, 30 biraz daha geri planda kalır. O yüzden ben 30, 15 daha 45 olduğu için 135 derece var. Bu biraz daha önceliklidir. Dışarıdan dikindireceğim. Nasıl? Doğruyu da bilerek uzattım ipucu vermek için. Bakın bu şekilde. Hem de 45 derece olacak burası.
45-45-90 üçgeninden dolayı hipotenüs 4 ise kök 2'ye böl 2 kök 2 olacak 45'in karşısı. Ve büyük üçgende dikkat edin artık bir 30-60-90 üçgeni oldu. 30'un karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı da 4 kök 2 olur arkadaşlar. Bu şekilde dışarıdan indirmemiz daha güzel olacak. 135, 150, 120 varsa. Yine de şunu söylemem lazım yalnız arkadaşlar. Bu bilgiler şu an bilgi yani yorumdan ziyade bilgi söylüyorum. Bazı sorularda ancak yoruma dayalı oluyor. Yani 30'un karşısından da indirsen oluyor. 120'nin 135'in karşısından da indirsen oluyor. E ne yapacağız hocam? Bir öyle diyorsunuz, bir öyle diyorsunuz mu? Hayır. Bilgiler tamam, kesinlikle her zaman var. Ama tabii ki ÖSYM'de biraz uyanık, bizim sadece bilgilerden ezber yapacağımızı düşündüğü için yorumu açık soruda soruyor arkadaşlar. Şimdi bu soruya geldiğimiz zaman da 120 derece var. Dışarıdan dik indireceğiz tartışması çünkü başka özel açı da yok zaten. Nasıl indireceğim? Şimdi hemen yine söylüyorum. A'dan indirirseniz içeriye indirirsiniz. O yüzden A'yı geç. Ya C'den indireceksin ya B'den. Burada da var olan kenardan indirmek daha mantıklı. Yani bakın AC pardon AB'yi uzatırsanız C'den şöyle bir dik indirmek daha mantıklı oluyor. Niye? Böylece 4'ü kullanacağım. 30-60-90 üçgeni olacak burada. Diğerinden de indirmememiz gerektiğini göstereyim. Eğer B'den bir dik indirseydim nereye indireceğim? Tabii AC'ye indiremediğim için uzantısına. E şimdi zaten burayı bilmiyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı B'den indirmemen gerektiğini kendin çizerek de görebilirsin. Yani şunu beklemeyin. Öyle bir yerden doğru çekeceğim ki hemen doğru olacak. Yo, yanlışını çiz. Ha, buradan değilmiş deyip sil öbür tarafa geç. Bunu yapmamız gerekiyor arada sırada. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Böylece ne oldu bakın Pisagor. Nerede Pisagor? Göstereyim hemen. Bakın buraya bir P harfi koyayım. PCB üçgeninde bir dik üçgen oldu. Yapalım o zaman. 2 kök 3'ün karesi 12 artı 2 artı x'in karesini şu anlık açma, uğraşma tam kareyle eşittir 76. Böylece 2 artı x'in karesi 64. Karekökünü alırsak 2 artı x neye eşit oldu? 8. Böylece x de 6 geldi. Güzel bir Pisagor sorusu oldu. 135 dereceli bir soru şimdiki soruda. Nereden indireceğiz? Tabii şurada kök 2'li bir şey olması hemen bana ipucunu veriyor zaten. A'dan indirmeyeceğim kesin içe indiririm. B'den de indirmiyorum. Niye? C'den indirmek çok daha mantıklı çünkü. Bu şekilde bakın. Şunu düzelteyim. Şöyle C'den bir tane dik indiriyoruz. BA'yı da uzatalım. Böylece bakın bir dik üçgen oldu burası. Şimdi 45-45-90 üçgeni nedir özelliği? AA kök 2. Böylece 3-3-3 kök 2 olacak. Ve büyük üçgen bir dik üçgen olduğu için de 3-4-5 üçgeni olmuş oldu. 150'yi kullanmadık. 150'yi kullanayım bir de. Dışarıdan dik indireceğiz. 150 olduğu için yine zaten x'in olduğu taraftan yani A'dan indiremeyeceğim için tamam garanti bir şey var ki o da C'den indirmem gerektiği. C'den dike indiriyorum. Şöyle tamamlıyorum. 30, 60, 90 oldu. 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3. 60'ın karşısı nedir? Kök 3 katı olacağı için. 3. Şimdi artık mecburen ne yapacağız? Pisagor. Hangi üçgende? P harfi diyeyim buraya. PAC üçgeninde. Böylece 2 kök 13'ün karesi 52 eşittir. Kök 3'ün karesi dikkat edin 3 artı x artı 3'ün karesi. Buranın karesini almayalım. 49 eşittir x artı 3'ün karesi. Böylece ne olmuş oldu? 49'un karesi 7 eşittir x artı 3 geldi. Haliyle x de 4 oldu bakın. Gördüğünüz gibi. 30-30-120 üçgeni dik üçgen değil ama özelliğini bilelim. Burada hazır bir daha çünkü öyle bir fırsatımız olmayacak. Şimdi ne vermiş bize? 30-30-120'yi vermiş. Tamam güzel. Başka? Bir kere BDC üçgeni ile alakalı bir bilgi yok. Güzel bir soru. 30-30-120 evet AAA kök 3. Şimdi onu kullanmam lazım. Bir kere buraya AA diyeyim. X'i bilmiyorum. O da A kök 3 olsun. Sonra bakın BD de diğer AB AC'ye eşit olduğu için ne oldu? A oldu. Haliyle dikkat ederseniz şu X'in yerine kocaman A kök 3 yazayım. Daha iyi görün. Bir dik kenar diğerinin kök 3 katıysa ne demiştim? Bu aslında 30-60-90 üçgenidir. Böylece 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olacaktır. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olacaktır. 3 kök 3 dediğimde o zaman neymiş? X'miş bakın. Bu şekilde aradan hem 30-60-90 üçgenini de çıkarmış olduk. 15-75-90 üçgeninde de arkadaşlar H4H yani hipotenüs yüksekliğin 4 katı demiştim. O zaman bakalım şimdi. BC
32 verilmiş. Hemen ne diyeceğiz o zaman? AH 8 olmalı, tamam mı? BH çarpı HC ne demek? O da Öklit. Neden? Dikten dikindiğinde yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Benden aslında bu soruda aynı zamanda Öklit'i istemiş. Hem H4H ilişkisini kullanarak yüksekliğe 8 dedim. Hem de dikten dikindiği için Öklit'i kullandım. Böyle güzel bir soru oldu bu da. Hem 15, 75, 90 hem de yine Öklit gibi görünüyor. Bakalım. 1. Bir kere 15, 75, 90 olduğu için 12 olacak. Neresi? BH artı HC. AB diye de söyleyeyim, böyle harf vereyim. Şimdi bakın. A çarpı B Öklit'ten dolayı aynı zamanda 9'dur. Hem Öklit hem de H4H ilişkisini gördüğümüz için artık 9 bölü 12'den 3 bölü 4 olmuş oldu. Bakın bu da. 45'te 12 kök 2 verilmiş. Kök 2'nin önemini anlatmak için yine güzel bir soru. Ne yapacağız? 7 var, 12 kök 2 var. Hangisinden indireceğim diki? A'dan indireceğim. Neden? Çünkü kök 2'yi kullanmak daha mantıklıdır 45-90 üçgeninde. 90'ın karşısı 12 kök 2 ise 45'in karşısı 12 olacak. Böylece bak 5 kalacak kalan tarafa. Haliyle 12-5, 13 üçgeni oldu. AB. Burada şunu söyleyeyim. Hemen. Bakın eğer siz buradan değil de B'den dikindirseydiniz bu şekilde yanlış olmayacaktı, ama nerelere girecektik bakın. 7 bölü kök 2 diyecektik bir kere. Şuraya 7 bölü kök 2 diyecektim. Buraya 17 bölü kök 2 kalacaktı. Sonra 289 bölü 4, 49 bölü 2 daha falan deyip şurayı yapacaktık. Bakın biraz sayılar pisleşecekti. O yüzden makul olan, mantıklı olan ilk yaptığımdı. Kök 2'yi kullanın 45'lerde. 105 özel bir açı değil. Yani gördüğünüz gibi onun karşısından dikindirme muhabbeti yapmayacağız. Burada şimdi 105 var, 30 var. Dikkat edin açıya. Diğer açı da 45 derece. Bunun faydası ne? Bir kere hem 30 var hem 45 var. İlk defa bir soruda. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hem 30 hem 45 varsa, hem 45 hem 60 varsa yapmanız gereken bunların arasından dik göndermek. Yani bakın böyle C'den bir tane dik gönderirim. 45-45-90 üçgeni olduğu için 1-1 kök 2 olur orası. 30'un karşısı da 1 olacağı için 90'ın karşısı 2 olacaktır. Hem 30-60-90 hem 45-45-90 çıkmış oldu. Gelelim bakın yine demin dediğim gibi. 75'i salla, orayla işin yok. 15-75-90 çünkü H4H da işine yarıyor sadece. Ne oldu? 60 var, 75 var. Geriye 45 kaldı. Hemen aralarından dikindiriyorum. Böylece bakın 90'ın karşısı 6 ise 45-45-90 üçgeninde 3 kök 2, 3 kök 2 olacak. 60'ın karşısı 3 kök 2 ise kök 2'ye böl. Kök 18 bir nevi, yani kök 6 30'un karşısı. O zaman kök 6 artı 3 kök 2 olmuş oldu sorunun cevabı. Bu şekilde arkadaşlar özel üçgenleri de, açılarına göre özel üçgenleri de kapatmış olduk. Bundan sonra ikizkenar eşkenarla devam edeceğiz. En güzel yerlerden bir tanesini bitirdik. Dik üçgende neler yaptık? Pisagor'a baktık. Kolaydı. Öklit çok önemliydi. O yüzden onu yine vurgulayayım arkadaşlar. Açılarına göre özel üçgenlerde özellikle 30-60-90, 45-45-90 mevzusu karşınıza dörtgenlerde çok geleceği için, çemberde çok geleceği için biraz daha uzun durdum. İkinci özel üçgen konumuz bundan bağımsız ikizkenar eşkenar diye geniş bir konu. Orada da artık öğrendiklerimizi uygulama zamanı. Görüşmek üzere.